Selamlar dostlar hoş geldiniz. bu videomuzda Search butonumuzu hazırlıyor olacağız ee, Bu kısımda da aslında bir önceki videodaki pagination işlemlerine benzer bir işlem gerçekleştireceğiz ee, Burada Şöyle bir durumumuz olacak Şunu tabi buradan alıp yine Şurada bir yere alalım Şöyle bir durum olacak arkadaşlar bakın buradaki bu alanlar Yine aynı şekilde kalıyor olacak fakat biz buradaki search tarafına bir arama yaptığımızda burada bu aramaya göre bize başlıklar veya işte kategoriler vesaire geliyor olacak burada da tabi yine şöyle bir durum var mesela Visual Studio olarak bir arama yapıldı ve Visual Studio kategorisinin altında diyelim ki işte 10 tane makale var. Bir dur bu durumda 10 tane makale alt alta mı sıralanacak? Hayır, yine burada da bir pagination işlemi gerçekleşmesi gerekecek arkadaşlar. Yani hem search hem de pagination işlemini de aynı anda yapıyor olmamız gerekli. E Bunun için şimdi tabii ki buradaki servisimize dönüyor olacağız. Öncelikle bakın şuradaki alanın aynısını alacağım. Daha sonrasında bunun ismini e, search async olarak değiştiriyorum. Ve daha sonrasında da burada artık bir string türünden keyword alıyor olacağım arkadaşlar. bu keyword'ümü de yine aynı şekilde e indekse yolladığım gibi gönderiyor olacağım. Şimdi bu alanı tamamladıktan sonra şu is ascending kısmına gerek var mı Onu düşündüm ama tamam şöyle bir dönelim buraya. Şimdi bakın arkadaşlar burada artık benim için bir implementasyon istediğini söylüyor. Daha sonrasında buradaki alanı da bir kaldıralım. Burayı asenkron yapalım. Şimdi şu şurada kullandığımız aynı mantığı kullanıyor olacağız aslında biz. Şurayı hemen alıp yapıştıralım buraya. Şimdi bakın burada bir tane kategori ID'ye göre bazı işlemler gerçekleştirmişiz. Bunu kaldırıyor olacağız. Fakat e, burada tabii e, bu kategoriyle alakalı herhangi bir işlemimiz olmayacağından dolayı şu alanı alıyorum buradan. Yani ilk daha doğrusu o alan değil. Bakın burada kategori eşitlemişim. Şu alanı kaldırmam gerekli. Daha sonrasındaki şuradaki soru işaretiyle birlikte buradaki sorguyu da kaldıracağım. Bakın bu şekilde bir görünüm elde ettik ve buradaki kategori ID tarafında kaldırmam gerekli. Şimdi benden burada şu şekilde bir noktalı virgül istediğini belirtti. Bakın şimdi buradaki amacımız şu olacak arkadaşlar. Şimdi ben burada bir keyword yollayacağım. Yine pagination işlemlerindeki aynı işlemleri gerçekleştiriyor olacağım. Fakat bu sefer artı olarak bir tane keyword almam lazım. Bu keyword nedir? E, aranan kelime aslında arkadaşlar. Burada aranan kelimeyi benim gösteriyor almam. Daha doğrusu revize ediyor olmam gerekiyor ve buna göre bir işlem gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi bakın burada get all async tarafında bir işlemimiz var bizim. Şurada göreceğiniz gibi bakın burada ben bir tane predicate yazıp yollayabiliyormuşum ve predicate'e göre bana function olarak bazı expression metotları dönüyormuş ve buradaki işlemler gerçekleştiğinde bu get all içerisine baktığımızda zaten şu şekilde buradaki alanların predicate edilmesi yani predicate işlemi dahiline alınması sonucunda bize bazı listeleme metotları daha doğrusu listelenecek veriler dönüyor. bu durumdan dolayı da şimdi zaten yine buradaki yapıyı kullanarak benim bazı işlemleri yapıyor olmam mümkün. Şimdi burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir kere is deleted olması yani is deleted olmaması daha doğrusu yani bu değerin false olması bizim için en önemli şey. Çünkü burada silinmemiş olan bir makaleyi listeleteceğim benim kesin. Bunun haricinde şimdi burası kesinlik belirtiyor benim için ve bunun sonrasında da bir şu şekilde parantez açacağım. Şimdi buradaki parantezden sonrasını Size şöyle anlatıyor olayım Hatta şöyle yan yana yapalım Tam kafanıza karışmasın Şimdi burada diyeceğim ki A nokta Title Contains Keyword Bu contains dediğimiz olay arkadaşlar içeren demek yani buradaki key içeren Verileri benim için Getirecektir Daha sonrasında Şimdi bakın Burada şöyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Burada isdelated olduğumuz kesin ve bu isdelated olmasından yanı sıra buradaki keyword'u getireceğimiz de kesin. Yani burada bu keyword'a göre bir işlem yapmayacaksak zaten direct search async'i kullanmıyor olmuşuzdur Yani hani bu böyle bir mantığı olacaktır. Fakat bu keyword'u kullanıyorsam burada benim için is deleted olan ve keyword'ü herhangi bir şey içeren bir veri bana gelecektir. Şimdi burada öncelikle bir title'a göre bir işlem gerçekleştirdik. Fakat ben sadece title'ı istemiyorum. Burada ne isteyeceğim? Ayrıyeten e, content'inde de herhangi benim aradığım bir keyword varsa yine bu contains deyip buradaki content'te de veya da a nokta şu şekilde kategori e, nokta name deyip bunun da containsinin keyword olan kısmını alıyor olacağım. Şimdi gelip bakalım şu parantez içinde gerçekleşen işlemlere bir göz atıyor olalım arkadaşlar. Şöyle alalım yanlara. Şurayı da aslında bir aşağıya alsam şu şekilde bunları da yanına getirsem böyle daha güzel bir okunuşu olur diye düşünüyorum. Hatta Aynen tamamdır. <laughs> Şimdi buradaki mantığı şöyle açıklayacağım size. Bakın şurada bu işlemi gerçekleştiriyor. Olalım. Şimdi mesela matematikte şöyle bir işlem düşünün. 15 artı şu şekilde geldim. işte 20 artı 10 deyip daha sonrasında da şu şekilde sonucu gösterdiğimi düşünelim. Şimdi burada yapmamız gereken şey ilk başta. Hatta bakın burayı bir e, ee, nasıl bir yapsak? Şurayı bir çarpma işlemine mi döndersek? Evet mesela şurada 2 diyelim daha doğrusu arkadaşlar Şuraya 2 diyelim. 2 çarpı hatta şu x de göstereyim. 2 çarpı 20 artı 10'dan mesela bakın burada parantezde bir işlem önceliği var değil mi? Burada 30 çarpı 2'den bunun sonucu 60 olur. Şimdi Buradaki olayda da aslında bir parantez önceliğimiz olacaktır. Fakat bu parantez içinden sadece bir değer çıkıyor olacak. Şimdi buradaki mantık da şöyle aslında. Mesela bakın buradaki is dilated'dan sonra v ile devam ettiğimde şu parantez içinden çıkacak olan değer benim için her türlü bir veya sıfır dönecek olan bir değerdir. Yani şimdi şu title'ı sadece göz önünde bulunduralım. Is ve title contains keyword içeren. Yani buradaki keyword içeren title'ları, bu keyword içeren title'ları is ile beraber bir sorguya soktuğumu düşünürsem. Mesela burada is eğer sağlanıyorsa yani birse ve şu v ile devam edip v diyeyim hatta direkt buradaki title da bir değerini sağlıyorsa benim için yani buradaki keyword title'daki herhangi bir içeriği veriyi etkiliyorsa bunun sonucu arkadaşlar birdir. Aynı şekilde mesela v bağlacında v bağlacı kullanırken bir ve sıfır kullanırsan yani bu sağdakilerden herhangi bir sıfır dönerse burada da yine aynı şekilde sıfır olacaktır. Yani şöyle bir durum var bunlardan iki şartın da sağlanması gerek ki V operatörüm benim için bir veri döndürdüğünü göstersin. Şimdi şurada burada şöyle bir durum olacak. Şimdi is olanlara baktı. Şimdi burada is olanları kesin alıyor. Tamam. Ondan sonra V dedi. Şimdi bu V'den sonra title da herhangi bir şu keyword içeriği içeriyor mu? Şuradaki title bu keyword içeriyor mu? içeriyorsa buraya direkt dönebilir. Fakat bu içermiyorsa ya da bu içeriyorsa o zaman bu dönebilir. Bakın buradan yine şunların herhangi birinden bir bir döndüğü sürece buradaki orlardan herhangi biri sağlanıyorsa buradan zaten bu parantez içinde bir dönecektir arkadaşlar ve bir ve birden bunun sonucu bir olarak yani burada bir veri sağlaması yapılmış olarak bize dönecektir. E onun harici tabi yine ya da değil. Burada kategorinin name'inin de contains keyword deyip yani kategori name'inin de herhangi bir keyword içermesi durumunda bana buradan bir veri dönecektir. Yani buradaki parantez aslında ben bu yapıyı sağlamış oluyorum. Burada diyorum ki silinmemiş olan ve title'ı keyword içeren veya Content'i keyword içeren veya kategori name'i keyword içeren veriyi bana dönder demiş oluyorum arkadaşlar. Böylece hem content'te hem title'da hem de kategori name'lerinde bir arama işlemi yaparken hem de aynı zamanda bunun silinmemiş olması Koşulunda sağlamış oluyorum. Buradaki mantık yine aynı şekilde burada bu şekilde çalışıyor olacak. Eee... Tamam şimdi bunun nasıl kullanacağız buna bir bakıyor olalım. Şimdi bunun için tabi Öncelikle bir search isminde bir home controller tarafında benim bir alan oluşturmam gerekecek. Bu alanında yine aynı bakın şu şekilde buradaki indeksimi alıp Şuradaki guide id kısmı değiştirip bunu string olarak keyword yapıp Daha sonrasında bu search, index ismindeki metodu da search olarak değiştirerek mikrofon düştü. Umuyorum ki çok kötü bir ses gelmemiştir. Ee, bu search olarak değiştirerek bunu daha sonrasında da bakın buradaki get all by paging async metodu değil de search async metodunu alarak buradaki keyword'u da buraya veriyorum arkadaşlar ve bana buradan bir article list itiyor. Yine aynı şekilde bakın buradaki indekste döndüğü gibi dönüyor olacak. Şimdi buradaki keyword'u Buraya nasıl yollayacağım? Şimdi o da ayrı bir konu tabi. Bunun içinde bakın buradaki artık search alanı için kullan kullanılan şu kısma geldim. Burada tabi düzenlemem gereken alanlar var. Öncelikle arkadaşlar buradaki form tagi içerisinde benim istek attığım alanın Buradaki search olması gerekli ve bunun tabi http bakın get olduğunu şurada da kendim belirteyim hatta bunun index için de belirtelim. bakın Bunlar kafamızı karışması, karıştırması çünkü buradaki metotta bunu belirtiyor olmamız gerekiyor şu metot tarafında. Bakın buradaki metotta bunu get olarak belirtmemiz gerekiyor. Şuradaki action'ı kaldıracağım arkadaşlar şu şekilde. Buradaki name'i de aynı şekilde kaldırıyorum. ID kalabilir. Tamam. Şimdi burada ASP controller deyip eşittir diyorum. Burada home olarak bunu belirleyeceğim ve ASP action diyerek de aynı şekilde search action'la bir get işlemi gerçekleştirmek istediğini bu şekilde bildiriyorum arkadaşlar. Şimdi peki buradaki e, keyword'u nasıl yollayacağım? Onu da arkadaşlar buradaki name alanına gelip keyword diyerek ee, buradan Keyword'ümü almış olurum Şimdi Hatırlayacağınız gibi burada ESP4 tarzında bir Yaklaşım kullanıyorduk ee, Bu Tag Helper'larla beraber kullandığımız yine şu alanlar da aynı şekilde bu e, Tag Helper'lara ait alanlar ee, Burada ESP4 kullanabiliyorduk ve bununla beraber biz verileri binding ediyorduk Fakat Eee daha önceki .NET'in daha önceki sürümlerinde HTML tagleriyle vesaire kullanımlar gerçekleştiğinde, bakın bu name tagi içinde biz çoğu alana binding işlemine sokuyorduk. Bu yüzden dolayı hatta projenizde eğer hem esp for hem de name parametresi varsa, bunların ikisinin karışması sonucu size herhangi bir veri bind edilmeye bilir veya bunların ikisinin farklı olması sonucu size verin nal olarak dönüyor olabilir. E buna da dikkat edin. Bu keyword aslında o zamanki olayla yapılan bir mantıktı. Fakat şimdi de yine pratik olduğu için ve herhangi bir önceki yapıyı direkt hani HTML teklerini kullanarak bir istek yollamadığımız için burada kullanabiliriz. Bu temiz bir yaklaşım olacaktır. Type to search var burada. Bunu değiştireceğim. Burada diyeceğim ki ee, arama yapınız Diyelim şu şekilde e, Buradaki tabi Şu Bakın search text'e bir gitmek istiyorum Çünkü buradaki search text'imde Arkadaşlar muhtemelen benim e, Şöyle bir sorunum olacaktır Bunları direkt upper olarak Yapmışlar yani e, Direkt olarak biz oraya bir Yazı yazdığımızda büyük harf olarak gelmesi gibi bir sorun var. O yüzden dolayı bunun önüne geçmek amaçlı bu nedir? Bunun önüne geçmek amaçlı bunu kaldırıyor olacağım arkadaşlar. Burası ne? Bunu tam bilemedim ama search text klasıma ait herhangi bir şey yokmuş. O zaman search formda mı var? Yok. Şu olabilir mi? Bakalım buna bir gitmeye çalışalım. Tamam şöyle yapacağız e proje başlattıktan sonra F12 ile bakarız buradaki search'un e, hangi id veya kılası taşıdığını. Şimdi burada bir search metodu aldıktan sonra öncelikle bir gelin deneyelim bunu e, buraya düşüyor mu düştüğü zaman bize ne getirecek aynı şekilde şuraya düştüğünde de bize ne getirecek ona bir bakmış olalım. Evet, projemi açtım. Bakın burada <laughs> arama yapınız. Güzel metotları böyle girip denemişim daha önceden sanırsam. Tabi bunda daha önceden denerken random atarken denk gelmiş yani bilerek bunu yazmadım. <laughs> Ama esprili bir yaklaşımmış gerçekten. Neyse. Ee, şimdi şu kafam çok çok dikkatim bozuldu. Neyse ne yazacaktık buraya mesela gelip Eee Mesela bakın şuradaki deneme chart isminde. Bakın şu aslında şundan bahsediyorum arkadaşlar. Burada büyük harfle bir yazma sorunu var. Ee, bakın sidebar search. Bak text transform uppercase. Şunu değiştiriyor olacağız template modan Tamam. Bunu bir sonraki durumda yapalım. Şimdi önce bir şunu deneyelim. Şimdi burada deneme chart Yazdım enter'a tıkladım. Öncelikle buraya bakmadan önce, gerçi şu direkt gelmedi. Öncelikle bakın buradaki keyword değerim benim dolmuş oldu. F10'la devam ediyorum bakın burada artık kendi yazdığım metoduma dönmüş oldum. Şimdi burada bir işlem gerçekleşmiş olacak bakın burada articles içinde sadece bir tane değer buldu ve bu değerin bakın aynı şekilde title'ını gördüğünüz gibi bulmuş oldu. Daha sonrasında yine buradaki işlemler tekrarlandı ve bildiğimiz aslında arkadaşlar ama pagination yapımızdaki gibi bir e, bize veri dönmüş oldu. Daha sonrasında bunu devam ettirdi. Bakın burada search keyword deneme artı chart olarak e, bir değer benim için gelmiş oldu. Şimdi tabi burada benim için bir hata verecektir tabii ki. Bu hatamızın sebebi de e, buradaki get işlemi tamamlandıktan sonra search'e yönlendiriliyor oluşumuz ve bu search alanında da bu tarzda bir search ccs html alanımızın olmaması durumudur. O yüzden dolayı da yine aynı şekilde aslında buradaki search'un view'ını oluşturmamız ve index'teki gibi konumlandırmamız daha doğrusu doldurmamız gerekecek. Çünkü yine aynı görünümü istiyor olacağız. E burada add view diyorum daha sonrasında şu şekilde deyip search diyeceğim ismine enterladım burayı aldım. Şimdi bakın buradaki home index'teki aynı şeyleri yine aynı şekilde buraya taşıdım. Daha sonrasında hemen bakıyorum. Burada yapmam gereken farklı bir şey var mı? Sanırsam olmayacak. Aynen bakın buradaki olayımız da direkt şu şekilde devam edecektir. Şimdi artık bakın buradaki şey benim çalışıyor olması gerekecek. Bu yönlendiğim sayfa üzerinde. Şimdi bir daha bir basarsam buna bakalım bir şey döndürecek mi bana? Zor gibi durdu ama şuradan bir daha bir yazıp yollarsam. Ha tamam bunu bekliyor. tabi normal olarak. Şunu da bekliyor. Buraları kaldırdım. Direkt olarak bakın arkadaşlar yine buradaki deneme chart isimli alanım benim için gelmiş oldu. Son olarak da tabii şuradaki arama yapınız kısmı için bir küçültme işlemi nasıl yapabiliriz ona bakalım. Şundaki upper case'i değiştirdiğimiz zaman herhangi bir sorunumuz kalmayacaktır diye düşünüyorum. E aslında bu işlemimiz de bu kadar arkadaşlar basit bir işlem gerçekleştirdik. E, baktık buradaki upper case olan alanı kaldıracağım. Şurayı bir yeniledim. nedir? Şurayı bir yenileyeceğim. Tabi şöyle komple tam yeniden yükle yapalım. Evet. Bakın buradaki alanda gitmiş oldu. Bu şekilde e, search alanımızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. E, sonraki videolarda artık buradaki version post kategorisi gibi alanları tamamlıyor olacağız ee, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüş.